Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'a gelen yeni bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik geleli birkaç ay oldu fakat halen bilmeyen kişiler olduğu için video yapmaya karar verdim. Burada WhatsApp'ın sesli mesaj gönderirken bir takım özelliklerini geliştirmişler. Şimdi bir kişiye siz sesli mesaj gönderirken sağ tarafta bakın sesli mesaj butonu var. Buna basılı tutup yukarı doğru ileri açtığınızda artık sesli mesajımız şu an kaydetmeye başlıyor. Daha önce bu kaydetme işlemi biter bitmez gönderi butonuna basıp gönderiyorduk. Fakat ne kaydettiğimizi, işte doğru bir şekilde kayıt yapmadığımızı test edemiyorduk. İşte WhatsApp bu yeni özelliğinde bize bu imkanı tanımış. Şu an 19 saniyeden beri şu an sesim kaydediliyor. Farz edelim siz 22. 23 saniye neyse istediğiniz bir saniyede durdurdunuz. Burada sesinizi dinleyebilirsiniz, kaydınızı dinleyebilirsiniz. Artık sesli mesajımız şu an kaydetmeye başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Durdunuz ve kaldığınız yerden konuşmaya devam etmek istiyorsunuz. Buradan bakın 25. saniye devam ediyor. Şu an kaydınızı halen almaya devam ediyor. Ne zaman gönderiyor? Ta ki bu yeşil butona bastığımda ne yapacak? Gönderimizi atmış olacak. Bu şekilde yaptınız, durdurdunuz, kayda devam ettiniz, dinlediniz, devam ettiniz ve yine de vazgeçtiniz. Baktınız ki hayır ben göndermek istemiyorum dediniz. O halde daha hiç göndermeden size bir imkan tanımış oluyor. Burada sol tarafta sil butonu var. Bu butona bastığınızda hiç gönderiyi oluşturmadan, göndermeden silmiş oluyor. Tekrar geldim. Yukarı doğru yaptım. Bakın burada kilit işareti var. Şu an kayda başladı. Kayda devam ediyor. Durdurdum. Dinleyebilirim istersem. Evet. Kayda devam etmek istiyorum. Yine işte eklemeler yapıyorum. Sesli birkaç şey söylüyorum. Eklemeler yapıyorum. Durdurdum ve gönder butonuna bastım. Artık gönder butonuna bastığım zaman karşı tarafa ulaşmış oluyor. Şu an dinleyebiliriz. Yukarı doğru yaptım. Gördüğünüz gibi şu an dinleme yapabiliyoruz. Burada bir şey var arkadaşlar. Bakın 1x diyor. Aynı zamanda dinleme esnasında karşı taraftaki kişi veya siz de hızını arttırarak dinleme yapabilirsiniz. Mesela 1.5x yaparsanız. Bakın 2x yapıyorum şu an. Tekrar açtım. 2x'te bakın. Burada da yine kaydın sesini hızlandırabiliyorsunuz. Peki yine kaydı yukarı açtınız. Bir kayıt oluşturuyorsunuz. Kaydınız oluşuyor şu an. Durdurdunuz. Yeni kayıtlar yaptınız. Devam ediyorsunuz. Bu haldeyken geri butonuna bastığımızda ne olacak ona bakalım. Geri butonuna bastım şu an. Geri giriş yaptığımda bakın yine kaldığı yerde sizi devam ettiriyor. Yani silmiyor. O taslaktan sizi çıkartmıyor. Kaldığı yerden devam edebilirsiniz ve kayda devam edebilirsiniz. Ta ki gönderi butonuna basana kadar gönderdiğinizde artık karşı tarafa ulaşmış oluyor. Size göndermeden önce bir takım özellikler sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadardı. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve güzel bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.